Sabah İdmanı'ndan herkese merhabalar efendim. Yepyeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. 27 Ocak 2020 Pazartesi günü videosu ve tabii ki hafta sonundan bu pazartesi güne yansıyanlar gündemimizde olacak. Şüphesiz kötü bir başlangıç olmuştu zaten hafta sonunda, biliyorsunuz. Elazığ'daki deprem, ülkemizde deprem bir gerçek. Bunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz aslında. Hepimiz farkındayız ama sürekli unutuyoruz. Sürekli bu depreme karşı yapılması gerekenleri bir kenara doğru koyuyoruz ama işte böyle kendisini hatırlatıyor. Elazığ'da çok üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık ve bir kez daha deprem ve depremle mücadele anlamında doğru, güçlü yapı oluşması, buna karşı özellikle bizim de birey olarak yapmamız gerekenler bir kez daha gündeme geldi. Hayatını kaybedenlere rahmetle anarak başlamak istiyorum. Elazığ'daki depremde zaman zaman böyle güzel, hani en azından bu hüzün içerisinde bizi gülümseten, mutlu eden haberler de geliyor. Dilerim hala devam eden kurtarma çalışmaları esnasında yine böyle güzel bir haberlerle hatta karşı karşıya kalırız. Yaralananlara acil şifalar. Tabii ki birçok kişi şu anda evsiz. Bir an önce normal hayatlarına dönebildikleri, hayatlarının kendi normal ritmine çevirebildikleri bir döneme kavuşmaları dileğiyle ve bir kez daha hayatını kaybeden bütün arkadaşımız, hepimiz bu ülkeyi beraber paylaşıyoruz. Dostumuz, arkadaşımız, abimiz, ablamız, kardeşimiz, hepsine Allah'tan bir kez daha rahmet dileklerimizi gönderiyoruz efendim. Gerçekten değişik bir hafta sonu ve pazar akşamı itibariyle de Kobe Bryant'ın, bir NBA efsanesi Kobe Bryant'ın maalesef bir helikopter kazasında hayatını kaybettiği haberi daha sonra düştü ajansa. Kızıyla beraber, 13 yaşındaki kızıyla beraber, ki basketbol kariyeri çizmiş bir isimdi. Kızı da zaten bir basketbol maçına giderken, şayet yanlış hatırlamıyorsam, helikopterle, kendi helikopteriyle yaşadığı bir kaza neticesinde 41 yaşında, çok genç bir yaşta hayatını kaybetti. Olimpiyat şampiyonu, NBA'de defalarca şampiyon, MVP ve bir Oscar sahibi efendim. Herhalde hem olimpiyat altın madalyası hem de Oscar ödülü olan tek isim olabilir dünya üzerindeki. Birçok kurum, kuruluş, herkes başsağlığı dileklerini gönderiyor. Türk Hava Yolları da biliyorsunuz reklam yüzüydü bir dönem. Messi ile beraber çektiği bir reklam vardı. Türkiye'ye gelmişti. Dünya şampiyonasında grupta Türkiye'yi belirleyen, grubu çeken isim de yine elinde Turkey yazan kağıdı hatırlayacaksınız. Michael Jordan'la beraber, belki Michael Jordan'dan sonra bizim nesil Michael Jordan'la belki de bu NBA ve basketbol sevdasına başlamıştır. Bizden sonraki nesili devralan Michael Jordan'dan Kobe Bryant'tı. Çok büyük bir ikon, çok büyük bir karakter ve gerçekten çok çok üzücü. Kobe Bryant'a bugün Milliyet geniş bir yer vermiş. Spor gazetelerinin ana sayfasında maalesef yok, göremedik. Sevgili Onur Dinçer, Kobe Bryant'la ilgili bir Milliyet'in hemen arka sayfasında derleme yapmış. Çok üzücü ve bize hani gerek Elazığ'da yaşadığımız bu felaket, gerek Kobe Bryant'ın kızıyla beraber yaşadığı bu helikopter kazası, hayatını kaybetmesi bize bir kez daha hayatın aslında ne kadar acı sürprizlerle de dolu olduğunu hatırlatan bir andı. Bizi bekleyen bir sürpriz var ve o sürprizin bize ne zaman geleceği, onun ne zaman karşımıza çıkacağı maalesef belli değil. Ve bundan dolayı belki de hayatın hem hakkını vererek yaşamak lazım, hem de dostlarımızla, sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi de bu gerçek bağlamında yaşamak gerekiyor. Hayat çok kısa. İsterseniz 90 küsur yaşında yine kısa ve bu kısa hayatta önemli olan, aslına bakarsanız, sevdiklerinizle beraber hakkını vererek bir hayat yaşamak, sevdiklerinizle beraber olabilmek ve sonrasında da güzel bir miras bırakmak hayata. Jose Mourinho'nun Rapson belgeselinde dediği gibi, insan sadece onu seven son insan öldüğü zaman gerçekten ölmüş olur. Belki de bu mottoyla beraber insanlara sevgi bırakmak, insanlara güzel anılar bırakmak hayatımızdaki önemli bir gaye olmalı diye düşünüyorum. Geçelim efendim futbol gündemimize doğru. Süper Lig'de 19. hafta
karşılaşmaları bugün oynayacak olan ertem maçı hariç bir karşılaşmayla tamamlandı hariç olmak üzere. Galatasaray, ki o konuda değineceğiz zaten haberlerine. Galatasaray Konyaspor karşısında 3-0'lık skorla galip geldi. Ligin en kötü deplasman performansına sahip takımlarından bir tanesi Galatasaray. Konyaspor da ligin en kötü iç saha performansına sahip takımlarından bir tanesi Denizli ile beraber. Ve bu iki o anlamdaki kötülüğünle mücadelesinde Galatasaray'ın bu sezonki en iyi oyunu çıktı. Aslına bakarsanız özellikle 45 dakikada daha da iyi olmak üzere Galatasaray Emre Akbaba'nın dönüşüyle beraber oyunda başka bir boyut yakaladı. Saracchi ismi, Saracchi mi Saracchi mi artık onu bilmiyoruz ama ilerleyen günlerde daha bir netleşir belki de o. Onunla olan uyumu, Falcao'nun böylelikle yani hücum anlamında oyunun zenginleşmesiyle beraber Falcao'nun yavaş yavaş daha fazla kullanılır hale gelmesi, Galatasaray'ın ağırlıklı olarak sol ama bu maç için sol sağ dengeli bir şekilde hareket etmesi, şimdi Emre Akbaba ile beraber sol tarafa doğru meyilli gitmesi biraz daha beklenen ve normal olarak gözüken bir şey. Ama Galatasaray ikinci devrede ligin ilk haftasında değil hani Konya deplasmanda oynayamayan Galatasaray, bakın o zaman asıl tam o gelişimi göreceğiz demiştik. Galatasaray'ın ilk devreden zaten daha farklı olacağını dile getirmiştik ya, o farklılığı Galatasaray hakikaten Konyaspor karşısında net bir şekilde hissettirdi efendim. Ve tabii ki sakatlıklar da var. Falcao ve Saracchi'nin sakatlıkları, onların durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Biraz ciddi bir sakatlığı yoktur. Ha yine de Galatasaray tabii Muslera'nın kurtarışları da vardı. Yani Konyaspor zaten ligin en sıkıcı futbol oynayan takımı, çok yavaşlar. Yani Galatasaray'ın savunma anlamında özellikle Ahmet Çalık oynadığı zaman Ahmet Çalık Donk ikilisinin yaratacağı boşluklar, yapacağı hatalar ihtimali üzerine konuşuluyordu. Fakat Konyaspor o kadar ağır hücuma çıkan bir takım ki Mariano ve Saracchi zaten çok rahat etti. Bu ağırlık karşısında 10 kişilik blok karşısında çok rahat oynadı. Ve savunmada Galatasaray'da hakikaten çok öyle büyük bir zorlamayla karşı karşıya kalmadı. Maçın belli anları harici ama genelinde öyle büyük bir zorlamayla karşı karşıya kalmadı. Galatasaray iyi sinyaller vererek devam ediyor efendim. Cuma günü üstelik bir de yaşanan bir kriz vardı. Sayın Cengiz'in açıklamaları biliyorsunuz. O açıklamalara Fatih Terim attığım tweetle cevap verdim. 19.05'te verilmiş bir sözüm. Vazgeçemeyeceğim bir hayalim var. Sadece Galatasaray ifadesini kullanmıştı. Tabii kimisi işte milli takım boşta olsaydı belki daha farklı olurdu diye söylemler de var. Ortaya biliyorsunuz. Zaman zaman çünkü tarihte böyle şeyler de oldu Fatih Terim'le alakalı olarak ama bu işi iyi handle etti. Öyle diyebiliriz. Fatih Terim. Cuma günü ortaya çıkan bu yüksek ihtimal olan gerginliği hiç uzatmadı, büyütmedi. Belki hasır altı etti, belki halının altına süpürüldü bilmiyoruz ama Galatasaray'da olası bir gerginliği engellemiş oldu Fatih Terim. Bu arada Antalya'da 3-0'lık skorla güldü burada şimdi de Adis Yavuç. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ona. Kafatası çat ladı Adis Yavaç'ın durumunun kritik olduğunu belirtmiş efendim. Herhangi bir operasyona gerek duymamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacak dendi. Adis Yavaç'la alakalı çok geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Adis Yavaç'a ilk maçında, yani Antalya Spor forması ilk maçında golünü de attı. Denizlispor karşısında daha önce Metin Tekin'in öyle bir problemi atıyor. Daha ağırını yaşamış Metin Tekin. Umarım bir an önce sahalara geri döner Adis Yavaç. Geçelim Göztepe Beşiktaş karşılaşmasına. Hakikaten muazzam bir ortam vardı. Tabi ufak tefek üzücü olaylar yaşanmış. İşte seyirci Beşiktaş otobüsünün taşlanması, Beşiktaş seyircisinin maç başladıktan sonra neden bilmiyorum içeri alınması ama stat atmosferi itibariyle çok güzel bir stat Göztepe kulübüne hayırlı olsun. Ardından tabii ki seyircisi, Göztepe'nin seyircisi zaten malumumuz, harikulade bir seyirci vardı. Ve bu yeni statta Göztepe Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Beşiktaş, Gülsel Aksel stadının açılışında oyun olarak aslına bakarsanız bazı anlarda derli toplu görüntüler çizdi ama hep söylüyoruz Beşiktaş'ın derdi, sasası Abdullah Avcı değildi. Bunu kimisi kabul etti, kimisi etmedi, kimisi etmiş olmasına rağmen gitmesi gerektiğini düşündü. Belki dün Beşiktaş'ın maçtan çıkartabileceği güzellik Rıdvan olarak adlandırılabilir ki zaten
Abdullah Avcı'yı bence aslında oradan eleştirmek gerekiyordu. İşte oyuna dair Beşiktaş'ın çok fazla bir konu, bu konuda değişeceğini zannetmiyorum. Bu mevcut kadroyla Beşiktaş'ın çok farklı oyun ortaya koyabileceğini zannetmiyorum. Pozisyon üretemiyor. Ürettiği pozisyonları Burak değerlendiremiyor. Hakeme yönelik öfkesi var Beşiktaşlıların. Ben her zaman söylüyorum, Hüseyin Göçek'in herhangi bir maçını açın. Yani gelin TFF arşivine açın, bakın. O maçı seçin. Bir tane rastgele bir maç seçin. Tarihine bakın. Tarihte gazete arşivlerine girin. Hüseyin Göçek o maçta fiyaskodur. Hüseyin Göçek bence mevcut hakemler arasındaki en vasat hakem Türkiye'de. O yüzden de ne desem boş. Beşiktaşlılar da isyanlarında haklıdır. Her zaman söylüyorum zaten. Herkes isyanında haklıdır diye. Güzel Aksel stadında ama harika bir Göztepe vardı. Onu söylemek lazım. Özellikle başlangıç itibariyle. Tabii şey güzel oldu. İzmir'den çıkan bir Göztepe altyapısından çıkan bir ismin. Halil'in ki çok severim kendisini. Yani hakikaten Göztepe'nin Süper Lig'e çıkış serüveninde de vardır Halil. Bütün o cefaları, o zorlukları yaşamıştır ve şimdi de işin güzel kısmını yaşıyor Göztepe adına. Onun bu statta, üstelik bir yani Gülsar Aksel gibi bir efsanenin adını taşıyan bu statta açılış golünü atması da belki de onu ileriye dönemde, bunu biraz tarih gösterir biliyorsunuz, tarih bunu yazar. İleri dönemde ama Halil de Göztepe'nin efsanesi olma yolunda ilerliyor ki stattaki golü atarak, ilk golü atarak hakikaten bu bağlamda çok çok önemli bir notla yazmış oldu tarihe. Beşiktaş dediğimiz gibi sorunları büyük. Abdullah Avcı gönderdi ama Abdullah Avcı çözüm değildi göndermek. Fakat özellikle belli bir kesim Sergen Yalçın özellikle gelsin diye Abdullah Avcı'nın gönderilmesi üzerine çok yoğun baskı ortaya koyuyordu. Ve bu baskı da yönetimi de artık katlanamaz boyuta getirdi ki Abdullah Avcı'yla Sayın Çevi'nin dediği gibi yolları ayrılmak amaçlı bir araya gelinmese de olayın gidişatı yolların ayrılması şekline büründü. Peki geçelim Beşiktaş yönetiminin açıklamalarına. Nasıl Fatih Terim'in açıklamalarından bahsettik. Biraz bu haber boyutuna da bakalım. Şimdi Sayın Kocadağ'ın açıklamaları vardı. Hakemle alakalı olarak değil mi? Haklıdır. Ona bir şey diyemem. Ama Beşiktaş şunu yapmasın. Yani bizim ağlama sızlama gibi bir huyumuz yok. Beşiktaş bunu masaya vurup geçecek artık. Fikret Orman'da bundan birkaç sene önce Beşiktaş'ta artık vur kafasına ağzından lokma yal dönemi bitti demişti. Şimdi Beşiktaş ne zaman işte bu moda giriyor? Beşiktaş Beşiktaşlıktan çıkıyor. Çünkü Beşiktaş zaten böyle bir gene sahip bir takım değil. Ama Beşiktaş tarafta özellikle sosyal medyada hakim olduktan sonra bu konu böyle davranması için Beşiktaş'ın baskı yapıyor. Ve ne zaman Beşiktaş bu yola girse harcamalarda bir kendini şaşırıyor, söylemlerde kendi geninden çıkıyor ve Beşiktaş kendi kendisini bir krize sokuyor. Beşiktaş zaten Süleyman Seba'yı bu yüzden istememişti. Süleyman Seba'nın yeter artık diye gönderilmesinin sebebi bu söylemi ortaya koymamasıydı. Hatta bir tane meşhur televizyon programı vardır hatırlayacaksınız. Başkanlarla beraber bana masaya vur diyorlar. Nereye vurayım yani? Vurayım ne yapayım? Masaya mı çıkayım? Böyle saçma bir şey olur mu? Minvalinde açıklamaları vardı Süleyman Seba'nın. Beşiktaş çok o tarz bir kulüp değil. Her takımın, her kulübün kendi refleksi var. Beşiktaş buraya kendisine ait olmayan refleksi ortaya koyduğu zaman büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bence taraftar ister ayrılmıyoruz ama Beşiktaş'ta özellikle Beşiktaş'ı yazıp çizen, takip eden isimlerin bence bu konuda Beşiktaş'ı daha sakinleştirici yola doğru gitmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ne zaman Beşiktaş buna girse hep zararlı Beşiktaş. Ya, kural hatası var deniyor. Bütün herkes diyor, bütün hakem yorumcuları. Varsa zaten başvurulur. Ve hani bu hatanın sonuca yönelik bir hata olduğu karar çıkarsa zaten maç tekrar edilir ya da kaldığı yerden başlar. O dakikadan itibaren başlar. İşin o kısmını bilmem. Ben hukuk kısmına pek girmiyorum biliyorsunuz. Fenerbahçe'de bu sezonun hatta geçen seneden yola çıkarak bakarsak yani 1,5 sezonun en iyi oyununu oynadı Başakşehir karşısında. Harika bir baskı. Bu Abdullah Avcı ile literatüre girdi aslında bu sezon. Hani Abdullah Avcı'nın literatüre soktuğu bir dem oldu. Topu geri kazanma süresi. Fenerbahçe'nin muhtemelen inanılmaz bir topu geri kazanma süresi vardı. Ve Başakşehir'i tam anlamıyla pasifize ederek galibiyete ulaştı Fenerbahçe. Hani golü atması gecikti. Gol atması geciktiği için belki de zor kazandı, zorlandı diye düşünebiliriz ki. Ben başka bir videomuzda, gıybette yaptığımız videomuzda Dersu Güran Aktekir'e yaptığımız bir videoda hatırlayacaksınız. Orada da ben Fenerbahçe'nin ilk yarıda gol bulacağını düşünüyordum. Ancak Fenerbahçe çok dediğim gibi güçlü bir oyun ortaya koydu. İyi bir oyun ortaya koydu. Ersun Yanal oyununu buldu artık belli. Yani bu kadro bence çok fazla değişmez artık. Başakşehir kadrosu
Yani İzlanda'nın oyuna etkisinin çok etkileyici olduğunu belirtmek lazım. Hakikaten çok yani bu, o da Fenerbahçe kariyerinin en iyi oyunlarından bir tanesi oynadı ki aslında birçok maçı gizli kahramanlardan bir tanesiydi İzla. Ama bu maçta artık gözde görünür kahraman oldu dersek de yanlış olmaz. Ve Fenerbahçe'de yani hem Fenerbahçe hem Galatasaray ligin ikinci devresine Sivasspor'a net bir mesaj vererek başladılar. Hani ligin ilk devresindeki durum bitti diye. Beşiktaş da verir diye bekliyorduk ama Beşiktaş veremedi. Bakalım ne olacak. O sinyali vererek başlayan bir başka takım da Trabzonspor'du ama Trabzonspor'un maçı ertelendi. Malatyaspor Trabzonspor maçı ertelendi. Deprem nedeni tabii bu arada Elazığ'da diyoruz ama Malatya'da da hayatını kaybedenler var. Oradaki vatandaşlarımıza da dostlarımıza da hem başsağlığı dileklerimizi göndermek lazım. Hem umarım bir an önce hayatın normal akışına tekrar dahil olabilirler. Birçok konuda şüphesiz ki kolay değil aşmaları ve tabii ki hayatını kaybedenlere de rahmetle anıyoruz. Şimdi tatil edildi ve Adil Gevrek dedi ki Trabzonspor istedi o yüzden tatil edildi diye. Kayseri Malatya Spor Kulübü Başkanı ama ve bunun üzerine Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Bence çok yani hele şu iklimde yani bu böyle bir hafta sonunda çok gereksiz sertlikte bir açıklama yaptı Fenerbahçe. Bilmiyorum Ali Koç'un bu konudaki danışmanları kim? Profesyonel hayatındaki danışmanlarını biliyoruz. Onlar öyle fikir verecek olan insanlar değiller. Sportif anlamdaki danışmanlığı kimse ya da danışmanları kimse medya içerisinde olabilir, yönetimde olabilir, başka birisi olabilir Sayın Ali Koç'un değiştirmesi lazım. Gerçekten Ali Gevrek'in dediği gibi olmuş olsa bile sistem koyabilirsiniz ama bu sistemin içeriği bu şekilde olmaz. Ha ama sonra da ortaya çıktı ki Trabzonspor kulübü açıklama yaptı. Ve içerikle tabii ki içeriye de vurarak, Fenerbahçe içeriğine de vurarak ya dedi ki bizim öyle bir talebimiz olmadı. Şimdi zaten işin o zaman zaten bu ilk olduğu zaman bu haber iş çıktığında Kulüpler Birliği'nin bu geçen seneki meşhur açıklaması vardı. Kimsenin sahip çıkmadığı. Sayın Ali Gevrek de yine o olayın atacaksınız merkezindeki isimlerden bir tanesiydi. Zaten ilk o açıklamayı yaptığı zaman ya bu işte bir yeni var bence dedim ve dediğim gibi oldu. Şimdi Adil Gevrek'in açıklamaları havada kaldı. Şimdi Fenerbahçe içerik anlamında kızabiliriz ama bir gerçek var ki Fenerbahçe Trabzonspor ya bir kulübün başkanı Trabzonspor istedi diyor. Yani federasyon öyle söylemiş. Fakat Trabzon diyor ki bizim öyle bir istemiz olmadı. Peki o federasyondaki isim kim Adil Gevrek'e o bilgiyi veren? Ve federasyon niye Trabzonspor ya fark etmez siz bilirsiniz demiş olmasına ve Malatya'da biz erteleme istemiyoruz demesine rağmen erteledi bu karşılaşmayı. Bence asıl artık merak edilmesi gereken konu o. Zaten Fenerbahçe özellikle Trabzonspor'un açıklamasıyla beraber o açıklaması içerik konusunda çok ağır bir eleştiri de aldı. Dediğim gibi o üslup güzel olmadı dedim. Herkes hakkını arayabilir. Bu ayrı bir mevzu ama içerik bilmiyorum. Dediğim gibi Sayın Ali Koç bence bu konularda kimler ona fikir de paylaşıyorsa en sonunda şüphesiz kendi karar veriyordur ama kimler fikir paylaşıyorsa lütfen o kişileri ve bence uzaklaştırsın yanından. Çünkü Ali Koç'a ve Fenerbahçe'ye zarar veriyorlar. Geçelim futbol dışında tabii ülkece ki Acun Ilıcalı'da harika bir yardım programı gerçekleştirdi biliyorsunuz TV8'de. Bir birey olarak, ülkemi biri olarak teşekkür etmek isterim kendisine. Cedi Osman da daha önce NBA'de çok yapılmış bir çocuğa da bilin saçma sapan tepkiler falan geldi. Yani gereksizler var bazen hem sosyal medyada hem de etrafımızda o gereksizler yine çıkıyorlar böyle durumlarda. Cedi Osman aslında yapılan bir yani hep yapılan bir üsluptur bu. Bunu çok iyi ortaya koydu ve toplamda da yani Türkiye'nin işte Sevgili Nevzat gibi yemeksepeti.com'un işte Martı'nın vesairenin başındaki sahibi çok değerli bir isim. Eski Trabzonspor yöneticisi Dig Radyo'da daha önceden program da yapmıştı. Onun da dahil olduğu Nuri Şahin'in, Arda Turan'ın, Işın Albe'nin, ülkedeki herkesin yani işte ben işsizim ama işte şu kadar param var, asgari ücretim ama şu kadar param var ben de katılıyorum diye destek verdiği harika bir yardım kampanyası yaptı Cedi Osman. Burada Milliyet Gazetesi'nin manşetinde dediği gibi asist Cedi'den yardım herkesten. Yusuf Yazıcı da vardı.
Tabii ki. Başka Trabzonsporlu isimler de, başka futbolcular da katıldı. Mesela Emre Kılıç'la Mert Hakan Yandaş, değil mi? Onlar da bugünkü maçtaki gelirlerini, yani maç başılarını Elazığ'daki ve Malatya'daki depremde zor durumda olanlara bağışlayacağını açıkladılar. Harikulade. Arda Turan'ı bu konuda met etmek lazım. Her zaman eleştirecek değiliz. O da bu işin içerisine dahil oldu. Adana Basketbol'da üçlükler için yardımda bulundu. Çok güzeldi. Bir kez daha bütün ayrılıklar, her şey bir kenara, ki çok ayrıyız yani. Çok kamplaştık, bu ayrı mevzu, ama böyle durumlarda nasıl, dediğim gibi, gereksizleri bir kenara koyun. Gereksizleri bir kenara atın. Ama hepimizin nasıl bir arada aynı potada hareket edebildiğini gördük efendim. Cedi Osman'a buradan bir kez daha teşekkürlerimizi, tebriklerimizi göndermek isterim. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir iş yaptı. Anadolu Efes'i Beşiktaş mağlup etti. Fenerbahçe'yi de Gaziantep mağlup ettiler. Fenerbahçe Beko'yu. Hakikaten ilginç bir hafta oldu. Beşiktaş belki futbolda çok üzüldü ama bir gerçek var ki Beşiktaş basketbol takımı, Beşiktaş Sompo Sigorta, Anadolu Efes'i muazzam bir maçta 104-98'lik skorla geçerek belki de bu sezonun en büyük sürprizlerinden bir tanesine imza atmış oldu efendim diyelim. Ve bugünlük sabahından tamamlayalım. Pazartesi günleri uzun oluyor biliyorsunuz. Yarın yine yepyeni bir videoda sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.